Orada kesin kalın. Ahmet. Siz geçin ortaya kızım oraya. Şurayı geçin ortaya. Ortaya. Gelsin. Su geçmiyor. Başlayanda değil. Bir iki kelime de Azerbaycan'a. Çok teşekkür ederiz. Başkanım, ilk önce size teşekkür ediyoruz. Bizim de Azerbaycan'dan izliyorlar. Çok selam, sevgileri Azerbaycan'dan size getirdik. Ve aynı zamanda sizi Azerbaycan'da beklediğimizi de, Azerbaycan'daki kardeşlerinizin davetini de getirdik güzel Sivas'a. Sivas, Azerbaycan için Türkiye'mizin her tarafı önemli. Sivas'ın da bizim kalbimizde yeri, tarihimizde yeri bir başkadır. Bu konuda Sivas'ımızla Azerbaycan bölgeleri arasında kardeşliği daha da güçlendirmek için, biz zaten kardeşiz. İşbirliğimizi daha da güçlendirmek için kardeş belediyeleri inşallah sizin başkanlığınızla Azerbaycan'ın tarihi bölgelerinden biri, Azerbaycan'ımızın tarihi bölgelerinden biriyle kardeş belediye de olacak. Sizin ziyaretiniz sırasında inşallah bu da önemli olacak, dikkatli olacak. Ve inanıyoruz ki Türkiye'mizde her konuda işbirliğimiz daha da artıyor. Sivas'ımızla da işbirliğimiz bundan sonra sizin başkanlığınızda daha da artacak. Sivas'tan 100 yıl önce Nuri Paşa'nın başkanlığında Azerbaycan'da Ermeni çeteleri arkasındaki güçlerin desteğiyle Azerbaycan'da soykırım, katliamlar yapanda Azerbaycan'a yardıma giden Sivaslı dedelerimizi buradan rahmetle anarak güzel Sivas'ta onların 100 yıl sonra dedelerin iziyle diyerek sizin de heyetinizle birlikte Azerbaycan'a o etkinliklere geleceğinizi biz biliyoruz, davet ediyoruz. İnşallah o önemli tarihi de birlikte kutlarız. Ayrıca ben size çok teşekkür etmek istiyorum Azerbaycan'a duyarlılığınız için, biraz önce söylediğiniz sözleriniz için. Ve burada bir güzel büyük Azerbaycan Caddesi ve Karabağ Parkı olsun dediğimizde hemen sizin talimat vermeniz bizi ayrıca duygulandırdı. Ve hazır olan parkların, güzel parklardan birine kısa zamanda Karabağ isminin verileceğini söylemeniz, bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu park dosta ve düşmana bir mesaj olacak. Büyüyen gençlerimizi daha büyük bilinç içinde büyümesine bir vesile olacak. Ona göre inşallah Mayıs'ta bu parkımızı da beraber şekilde Azerbaycan Caddemizi ve parkımızı da burada beraberce 100. yıl dönümü etkinlikler içerisinde beraber açılışını da inşallah burada daha geniş şekilde yaparız. Biz Türkiye'mizin her zaman yanındayız. Türkiye'mizin sevinci sevincimiz de acısı acımız. Biz bir milletin iki devletiyiz. Ve Türkiye'mizin bütün haklı davalarında da Türkiye'mizin yanındayız. Biz bunu Afrin'de Türkiye'mizin terörle mücadeleye başladığında da söyledik. Türkiye'mize karşı tüm adaletsizlikler bize karşı da yapılmış gibidir. Gerekirse canımız Türkiye'miz için onu da vermeye her zaman hazırız. Bunu bütün Azerbaycan'daki kardeşlerine söyledim. Nur içinde yatsın şehit kardeşlerimiz. Mehmetçiklerimizi de Allah daha da başarılı eylesin terörle mücadelede ve biz buna inanıyoruz. İnşallah Azerbaycan ve Türkiye birlik beraberliği içinde vatan coğrafyamıza karşı, devletlerimize karşı büyük güçlerin bu oyunlarını bozacağız. Ve bu bölgede hakkımız olanın elde etmemiz için daha da büyük birlik kimi dostlar sevinecek, düşmanlar da üzülecek. Çanakkale'nin torunları, Çanakkale Dastanı yazan dedenenelerin torunları olarak da dünyaya bugün bu mesajı birlikte verebilmemiz bu çok önemlidir. O yüzden bütün şehitlerimiz, Sivaslı şehitlerimiz de nur içinde yatsınlar. Biz Sivas her zaman buradaki mutluluk olsun, huzur olsun, başarı olsun. Ve biz de sizin başarılarınıza her zaman orada mutlu olalım. Tekrar da Azerbaycan'dan selam, sevgiler. Aleyküm bütün Sivas'ımıza selam getirdiğimizi söylemek istedik. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Şöyle bunu alalım. Evet, bir de başkanım, alalım. Bu Karabağ hikayeleri kitabımızdı. Evet. Karabağ'da benim hayat hikayem içinde. Karabağ'da yaşanmış hayat hikayeleri. Yani bu daha çok yaşanmış her kişilerin kendisiyle yaşadığı, o acılarda yaşadığı hayat hikayeler var. Türkiye Türkçesinde artık birkaçıncı baskısı oldu. Çok ilgi de gördü.
okuyucumuz bu da gerçek bir resim. Evet. Evini kaybetmiş, yani Ermenistan'ın yaptığı o vahşette evini kaybetmiş ve köçmen düşmüş çocuklardan birisinin resmidir. İnşallah az kaldı. Başkanım, İnşallah. Biz birlikte Karabağ'ımızı da Ermenistan'ın işgalinden kurtaracağız. Bu güzelim bayraklarımız Karabağ'ımızda, Şuşa'mızda, diğer o bölgelerimizde de dalgalanacak. İnşallah. Ne dedik? İnşallah. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Mesaj olsun herkese. İnşallah. İnşallah. Burada benim Türkiye'de çıkan kitaplarımdı. Bu Turan Yolcusu, Aşk Hı-hı. Yolcusu. Burada Türk Müslüman dünyası üzerindeki yazılarım var. Hı-hı. Burada bir de tasavvuf üzerinde bazı denemeler var. Bu da şiir kitabımdı nacizane. Size küçük bir hediye olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Sayın Vekilim, hem sizi hem de heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Açacağız. Öncelikle sizi Sivas'ta ikinci kez misafir ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Gerçekten biz iki millet, Tek millet, iki devletiz. Belki bayraklarımız farklı ama her zaman gönlümüzdür. İkisi de bizim bayrağımız. Dolayısıyla bu halk nezdinde gerek Azerbaycan olsun, gerek Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız olsun, kardeş olduğumuzun bilincinde. Biz şunu görüyoruz basın yoluyla. Türkiye'de güzel bir gelişme olduğu zaman emin olun bizim caddelerimizde bu nasıl, hangi heyecanla kutlanıyorsa bunun daha fazlasının Azerbaycan caddelerinde kutlandığını biliyoruz. Bakü caddelerinde kutlandığını biliyoruz. Afrin'de bunu gördük. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde bunu gördük. İşte futbol takımlarımızın bile elde ettiği başarılarda bunları gördük. Sizin bu ziyaretinizle inanıyorum ki Sivas, Azerbaycan arasında olan bu güzel ilişki kültürel anlamda da karşılıklı ziyaretlerle daha da güçlenecek. Gençlerimiz bu bilinci elde edecekler. Sizin de teklifiniz üzerine biz de seve seve ben meclisimize bu öneriyi en kısa zamanda sunacağım. Burada çok güzel yeni yapmış olduğumuz 110 dönümlük bir parkımıza Azerbaycan Karabağ Parkı ismini vereceğiz. Ayrıca da bir caddemize gene Azerbaycan Caddesi ismini vereceğiz. Bunu da birlikte kurdelesini inşallah burada keseceğiz. Biz de heyet olarak en kısa zamanda sizleri Azerbaycan'da ziyaret etmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Bu vesileyle sizin aracılığınızla Azerbaycan'daki yurttaşlarımıza, kardeşlerimize, Sivas halkı adına sevgilerimizi, saygılarımızı ve selamlarımızı iletmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Başkanım, evet. Bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Türkiye'mizi ziyaret edende ve Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde bu mesajı söyledi. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz dedi. Bizim gücümüz Türkiye'mizin gücü. Her iki bayrağımızın üstünde, bu güzel bayrağımızın üstünde buradaki kardeşlerimizle beraber Azerbaycan Türklerinin de kanı var. Azerbaycan bayrağının üzerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber buradaki dedelerimizin kanı var. Nasıl derdi o büyük şairimiz, bayrakları bayrak eden üstündeki kandır. Torpak uğrunda ölen varsa var. Ona göre biz sizin bayrağı, bu bizim bayrağımız, bayrağı. Sizi kadar bizim de bayrağımız evet. Her zaman. O yüzden Allah bu bayrağımızı gücül etsin. Amin. Allah bu bayrağımızı da Azerbaycan bayrağımızı da her zaman gücül eylesin ki Amin. Bu coğrafyadaki zor durumda olan insanlarımıza da daha da çok sahip çıkabilir. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür böyle bir anlamlı hediye için. Biz İnşallah bu bayraklarımızı beraber sizinle yakın günlerde Sivas'tan Karabağ'a gönül körpüsü diye görüşeceğiz. İnşallah. Özel bir Sivas İnşallah. Gecesi de yapacağız. İnşallah. Bu da Kur'an-ı Kerim'imiz. Evet. Çok teşekkür evet, ederiz. Ben. Bu da çok anlamlı bir hediyemizdir. Çok teşekkür ederiz bu anlamlı hediyeler. Evet. Çok bir de Yöresel ürünlerimizden de şöyle küçük